Osmanlı padişahlarının tebdili kıyafet, dolaşmaları böyle adettendir. Yani padişah günün belirli bir vaktinde kıyafetini değiştirirmiş. Bazen bir tüccar kılığında, bazen bir molla kılığında İstanbul'un muhtelif semtlerini dolaşır imiş. Efendim derler ki, tarihi yarımadanın en güzel gözüktüğü yerlerden bir tanesi Üsküdar sırtlarıdır. Bugün baktım, tarihi yarımadanın da en güzel gözüken yerlerden birisi Üsküdar sırtları. Sultan Mahmut bir Ramazan günü tebdili kıyafet Üsküdar sırtlarında dolaşmaya çıkmış. Şöyle dolaşırken bakmış, böyle bir ayakkabıcı dükkanı, içeriden bir ses geliyor. Tak 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 tak, böyle örs çekiç sesleri. Arada da bir ses, tıkandı da tıkandı diyor. Allah Allah, ses dikkatini çekmiş. Bir daha tıkandı da tıkandı. Bu nedir diye merakını celbetmiş padişahın. İçeri girmiş bir ihtiyar. Hayrola baba demiş, tıkanan nedir? Evlat demiş, ne sen sor ne ben söyleyeyim. Yo hele anlat demiş, nedir o tıkanan? Evlat demiş, ben bundan 3-4 sene evvel bir rüya gördüm. Rüyamda böyle kocaman bir şadırvan vardı. Her tarafından musluklar. Kiminden böyle incecik su akar, kiminden şırıl şırıl sular akar, kiminden damla damla dökülür. Dedim ki nedir bu? Bu dediler, rızık çeşmesidir. O zaman sordum demiş tıkandı baba. Şu kimin? Padişahın. He, belli. Bu filan vezirin. Belli. Şu falancanın. Bir tane de böyle tek tük damlalar dökülüyor. Bu kimin dedim. Dediler ki bu da senin. Eyvah dedim, üzüldüm, rızkım azalıyor diye. Oradan böyle parça aldım, odun parçası. Açayım da hani rızkım artsın diye uğraştım. O sıra kırıldı mı odun diyor oranın içerisinde. O günden beri damla dökülmez. Bu dükkanın kapısından içeri ne giren olur ne çıkan olur. Tıkandı da tıkandı. Benim işim bu diyor. Tıkandı baba. O zaman Sultan Mahmut tebessüm etmiş, mevzu da hoşuna gidince. Saraya döner dönmez Topkapı'ya geldiğinde hemen demiş böyle bir tepsi baklava hazırlayın. Altına da demiş birer tane altın koyun, her dilimin altına gönderin tıkandı babaya. Ama kimin gönderdiğini söylemeyin. Altın hazırlanmış, gönderilmiş tıkandıya. Sevinmiş, elhamdülillah demiş, nasibim açıldı, kısmetim açıldı. Yalnız ne yapacağım demiş ben bir tepsi baklavayı. Şunu demiş 3-5 akçeye satayım da 2 günlük iftarlığım çıksın. Satmış. Padişah duyunca gülmüş, bu defa bir hindi göndermiş. İçini altınla doldurup. Tabii düşünüyor. O esnada ne yapacağım diyor tıkandı baba, ben hindiyi alayım diyor, bunu da satayım filan. Bir gün önce baklavayı alan uyanık, sözüm ona can komşu, hindiyi de satın almış 3-5 akçeye. Bu defa Sultan Mahmut küplere binmiş, demiş çağırın şu tıkandıyı gelsin buraya. Saraya getirmişler, tabi perişan, eyvah başımıza bu da mı gelecekti diye. Gelmiş padişahın huzuruna, padişah olanı biteni anlatınca, bak o tepsiyi ben gönderdim, o hindiyi ben gönderdim, ikisinin de içi altın doluydu diye, tıkandı baba sevinmiş, demiş oh hamdolsun. Ne güzel, nasibim geri açıldı. Padişah bakmış haline, acımış. Demiş getirin şu içeriden hazine sandığını. Kocaman bir sandık. Bir de kürek getirin. Küreği de getirmişler. Verin tıkandı babaya, vermişler. Demiş küreği daldır sandığa. Ne kadar çıkarsa küreğin üstüne o senindir. Tıkandı baba, Allah'ım hamd ediyor, şükrediyor. Heyecanlanmış yapmış. Küreği nasıl salladıysa ters sallamış. Küreğin üstünde terste bir tek altın. O zaman Sultan Mahmut, ah demiş, vermezse mabut neylesin Mahmut. İşte o söz, vermezse mabut neylesin Mahmut sözü oradan mütevellit imiş efendim.